Bu olay birçok açıdan düşündürücü, kaygı verici. Aslında bize Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı göstermesi anlamında da çok aydınlatıcı. Bize gösterdiği fotoğraf çok kasvetli bir fotoğraf, bir cehennemi gösteriyor. Türkiye'nin işine düştüğü durumu bize çok çarpıcı bir şekilde Anadolu'nun ortasından ama nispeten gelişmiş bir şehirden Eskişehir'den bize bu fotoğrafı gösteriyor. Bu bir cehennem. Olaya baktığımız zaman saldırgan, katil, üniversitede neredeyse üniversite çalışanlarının yarısından fazlasını belki de ihbar etmiş, bunların hayatını kaydırmış, bunlara çile çektirmiş, eziyet çektirmiş bir kişi ve suçlama noktası da FETÖ yani e, sevmediği, hoşlanmadığı kişilerle, yalan yanlış bilgilerle e, bunları ihbar ediyor ve açık açık mahkemelerde, aklarında, aleyhlerinde tanıklık yapan bir kişi ve belli bir aşamadan sonra onun bu e, yaklaşımı, bu tutumuna karşı üniversiteden sesler çıkınca, kendisi hakkında şikayetler ve soruşturma başlayınca buna tepki olarak bu katliamı yaptığını söylüyor ve pişman olmadığını söylüyor. Ee, yayının başlığına küçük muhbirler cehennemi dedim. Bir küçük insan var karşımızda. Amerika'da yük, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans yapmış olabilir. Devletin imkanlarıyla dolayısıyla milletin imkanlarıyla ee, bir üniversitede öğretim görevlisi olabilir ama bir küçük insan var. Ee, başkalarına her türlü acıyı çileyi sorunu çektirmeye kendisine bir hak olarak görüp başkalarının kendisinden şikayet etmesini kendisine bir saldırı olarak algılayıp ve bunu da silahla cezalandırmaya kalkan birisi var. Ama bu bir zeminin üzerinden yükselen bir olay. Bu zemin nedir? Türkiye'de bir süredir artık devlet, bir ideoloji, bir ütopya, bir vizyon sunamayan devlet, bir kutuplaşma üzerinden giden bir devlet var